Bir de sözünüzde doğruysanız bu bahsettiğiniz vaat ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar yalnızca çekişip dururlarken kendilerini yakalayıp yok edebilecek tek bir ses bekliyorlar. Amenna ve saddakna. Dur bakalım. Sayhate vahide. Tek bir çığlık, ses. Bu ayette çığlık diye geçen gençler, bakın sayha aslında yüksek orandaki frekanslardır. Ses diye manalandırıyoruz. Sayha kökeninde baktığınız zaman yüksek frekanssal, tahrif edici, yıkıcı özelliğe sahip olan dalgalardır, frekanslardır. Malumunuz insanın 20.000 Hz yukarısında duyma özelliği yok. İnsan 20 ile 20.000 Hz arasında işitme aralığı vardır. 20.000 Hz üzerindeki frekanslar insanı ölüme götürecek frekanslardır. Bugün işte küresel şeytani çetelerin maalesef yıllardır uyarıyoruz da zaten iyon tabakaları üzerinden sistemli bir şekilde deprem silahları diyorlar ya hani harp cihazı. Daha önce bununla alakalı sohbetler yapmıştık zaten. İşte o harp cihazında olduğu gibi iyon tabakaları üzerinde sinyalizasyonlarla, frekanslarla efendim cep telefonları sinyalleriyle bile wifi ağlarıyla bile yeri geliyor belli merkezlere bu insanlar frekanssal saldırılar yapabiliyorlar. Yani harp diye nitelendirdiğiniz deprem silahı diye milletin şu an duymuş olduğu efendim cihaz sadece depremlere frekans göndererek depremlerin oluşmasını sağlayan bir cihaz değil. Adamlar bunu çözmüşler. Bunun benzerini iyon tabakalarına yıllardır yaptıkları küresel felaketleri tetiklesin diye iyon tabakalarına yaptıkları efendim cihazda da biz ne yapıyoruz? Cihazlarda da görüyoruz. Bunlar işte frekanssal saldırılardır. İşte sayha birçok kavimin geçmişte helak olma sebeplerindendir. Özellikle bizler Kur'an'a şöyle baktığımız zaman Semud kavmi, Hicr, Ad kavmi gibi kavimlerin genelde anlatıldığı ayetlerde zaten onları böyle büyük, yüksek orandaki çığlıkların, seslerin, frekansların tuttuğunu de onların helak edildiklerini bahseder. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de aşağı yukarı hemen hemen 9-10 civarında bu ifade geçiyor. Efendim, özellikle Ad ve Semud kavmi kıssalarında zaten bizler rastlıyoruz. Ondan dolayı işte şu an itibariyle küresel çetelerin bu icat etmiş oldukları frekanssal saldırılar dediğimiz döneme maalesef girdik birkaç yıldır ciddi manada. Çünkü daha önceden uzun sürelerde bunun üzerine çalışıyorlardı. Şimdi artık ciddi ciddi bunu eyleme dökmüş durumdalar. Çığlık dediğimiz zaman biz zannederiz ki bizim duyacağımız anlamda bir çığlık. Sayha kelimesinde. Oysa biraz evvel dediğim gibi 20'nin altında insan duymaz. 20.000'in üzerindeki frekanslarda ne yapmayız? Bizler duyamayız. 20'nin altında ki sesleri insan duyduğunda ruhsal bunalımlar yaşayabilir. Beyin aktiviteleri, sıkıntıları hakeza yaşayabilir. Panik atak tarzı mesela genelde rahatsızlıklar yaşayabilir. 20.000'in yukarısında ise ruhsal bunalımların da ötesinde ciddi sorunlar yaşarlar. Beyin kanamaları yaşayabilirler. Aniden patır patır bir anda ölebilirsin. Kalp durur, beyin gider.
beyin felç geçirebilirsiniz. Felç inebilir, nüzül inebilir. Beyniniz hatta yüksek, daha yüksek frekansları verirse patlatılabilir. Mesela 100 bin hertz bir frekans verildiğini düşünün bir bölgeye. O bölgede ne kadar yaşayan insan varsa hepsinin beynini çok rahat patlatabilirsiniz. Çünkü sen kulaklarınla onu duymuyorsun. Yüksek oranda olduğundan dolayı. Ama beynin, bilinçaltın duyuyor bunu. Bu aynı köpeklerin düdüğüne benziyor. Sen duymuyorsun. Niye? 20 Hz'in altında kaldığı için. Ama o köpek o sesi duyuyor. Bak sen üflüyorsun, üflüyorsun onların o düdüklerine. Değil mi? Ses çıkmıyor, duymuyoruz. İşte aynı bunun gibi yüksek frekanslar da aynıdır. Alttaki frekansta da öyledir. Bizim çünkü duyum frekansımız 20 ile 20.000 arasında ki frekansları işitiyor insanlar. 20.000'den yukarıdaki o çığlıklar da yüksek orandaki sesleri, dalgaları, frekansları da işte bizler ister istemez duymuyoruz. Yüksek oranda olduğu için çünkü senin duyum aralığın kısıtlı. Atom bombaları mesela gençler. 100 tane misal atom bombasını aynı anda patlattığınızı düşünün. Onun çıkaracağı ses duyabilir misin? Mümkün değil, duyamazsınız işte. Çünkü çoktan kulaklar ne olmuştur? Sağır olmuştur, patlamıştır. Duyum merkezi insanda tahrif olmuştur. Onun için işte yüksek frekanslar dönemindeyiz dememiz bundan dolayı. Geçen sene de zaten sohbetlerde demiştim. Ona değinmiştim. Ki Semud kavminin, Ad kavminin birçok geçmişteki kavimlerin helak olma aşamalarını özellikle dünya şu an maalesef yaşıyor. Çekirge belalarını Musa kıssasında hatırlarsanız anlatmıştık. Virüs salgınları, depremler, seller, hayvansal istilalar, efendim semavi ve arzi yani birçok felaketleri ne yapmıştık? Geçen sene demiştik ki bakın bunların her birisi Kur'an'da safa safa anlatılan şeylerdir. Farklı farklı kavimlerde zuhur etmiş. Kimisi aynı kavimde safa safa zuhur etmiş. İşte bunların her birisi Kur'an'da safa safa anlatıldığı gibi, diğer kavimlerde olduğu gibi efendim şu an yeryüzünde de bunlar zuhura geliyorlar. Benzerleri zuhur ediyor, nitekim edecek diye de sohbetlerde değinmiştim. İşte Semud ve Ad kavminin işte örneklerine de baktığımız zaman efendim sayhaların ifadelerin geçtiğini görürüz. Yüksek orandaki sesler, çığlıklar, yıkıcı, tahrif edici yani efendim ses frekansları olduğunu görüyoruz. Toplumsal helakı tetikleyici şeyler bunlar. Toplu halde ölümlere sebebiyet verebilecek uygulamalardır bunlar. Yüksek orandaki ses frekansları. Nitekim yine aynı öyle o geçmiş sohbetlerde malum bazı işte bu günümüz olaylarından dolayı, salgınından dolayı, sıvıların içinde hatırlıyorsanız daha evvel de demiştim, kalp kası iltihaplanmalarına sebebiyet veren maddeler var bu sıvılarda. Kalp krizine sebebiyet veren maddeler var. Al yuvarları, ak yuvarları bertaraf eden, işlevsiz hale getiren maddeler var. Ondan dolayı işte bu sıvıları vurulanlara bizlere sordukları zaman ne diyorduk? Diyorduk ki mutlaka sulandırıcı şeyler işte bol bol tüketmeye çalışın. Vücuttan toksin atıcı özellikleri çok fazla olan efendim bitkiler, bitki çayları tüketsinler diye tavsiyelerde bulunuyorduk. Bugün ölen insanlara bakıyorsun, kalp krizi vakaları aşırı derece artmış durumda. Özellikle de sıvı olanlar içerisinde bu artış söz konusu. Kalp krizlerinin haricinde bakıyorsun kalpte iltihaplanmalar veya başka başka birçok efendim sıkıntılar artmaya başladı.
Özellikle kroniksel rahatsızlığı olanlar zaten bu süreçte daha fazla etkileniyorlardı. Ama işte bu sıvıların da illaki etkileri söz konusu. İçerdikleri maddelerden dolayı, yani etken maddelerinden dolayı maalesef böyle etkilere sebebiyet veriyor. İşte o sohbetlerde hatırlayın, grafen maddesinden de bahsetmiştim. Hatta ondan bahsederken de demiştim ki geçmişte canlı robotlar, küresel sermaye ve çeteler, şeytani oluşumlar, canlı robotlar, robotlardan ordular yapacaklar diyorduk. Nitekim gelinen süreçte artık bunu ifşa ettiler, beyan ediyorlar, saklamıyorlar. Bu robotlar yapılmış durumda. Şimdi yapay zekanın da ötesine taşımayı planlıyorlar. Yani bu robottan orduları tabiri caizse yarı canlı hale getirecekler. Yapacakları robotlarda bizler baktığımız zaman kullandıkları madde grafen maddesi. Şu an işte bu söylemiş olduğum sayha dediğimiz dönem açıldı diyorum ya, işte her türlü anlayabilirsiniz gençler bu ifadeyi. Grafen maddesi, örnek veriyorum, her maddede vardır, her şeyde vardır ama belli ölçütlerdedir. Günlük tükettiğimiz gıdalarda bile vardır. Doğada bulabilme ihtimalimiz de vardır. Ama bu maddenin çok ilginç bir özelliği vardır. Bu dışarıdan aktivite edilen bir maddedir. Sıvılarda kullanılmasının sebebi de zaten bundan dolayıdır. Hatırlarsanız yine geçen sene bir yayınlatmıştım, hatta sosyal ağlardan da. Bu virüsün yayılmasında mavi ışık, mavi enerji, radyasyon yayan cihazların etkileri de olabilir, vardır diye hatırlıyorsanız. Bu virüsün yayılmasını onlar sağlıyorlar. İşte uydular, cep telefonları, bunların yaymış oldukları işte mavi ışıklar, mavi enerjiler, radyasyonlar bunları tetikleyebilir diye hatırlıyorsanız demiştim. Çünkü grafen vücuda girdiği an göndereceğiniz bunun kendi frekans aralığında bunu aktifleştirecek frekansı bu maddeye gönderdiğin zaman o an vücutta tahrifatlar yapmaya başlar. Grafeni yönlendirme şansın vardır. Yani frekanslarla, göndereceğin yönlendirmelerle. Mesela örnek veriyorum, o maddeye sen sinyallerle kodlama yapıp frekans gönder. De ki çık beyine, beyin kanamasını gerçekleştir. Veya işte kalbe geç, kalbi krizi gerçekleştir, kalbi durdur gibi. Veya felç vursun gibi. Efendim, bunların yapılabilmesi mümkündür. Grafen dediğiniz madde çünkü aynı zamanda mikroorganizma zamanında. Aynı zamanda mikroorganizmadır yani bunlar. Bu belki garibinize gidiyor olabilir gençler ama unutmayın. Kur'an-ı Azimüşşan'da kuş dili diye bir tabir vardır. Süleyman kıssasında özellikle geçer. Davut hanedanına, Süleyman hanedanına Allah Azze ve Celle kuş dilini öğrettiğinden bahseder. Kuş dili sizin öyle anladığınız kuş manasında bir ifade değildir. La alakalı. Bunun şimdi detayına girersek bu upuzun bir mevzu zaten başlı başına. Ama şu kadarını normalde bilin. Kuş dilindeki kasıt oradaki işte bütün bu mahlukatın tamamının kendi aralarında kullanmış oldukları herz aralıklarıdır. Frekans aralıklarıdır. Bir nevi dilleridir. İşte küresel sermaye biliyorsunuz 100 yıldır balinalar üzerinde bu frekansların çalışmaları üzerinde nitekim bu frekansları aralıklarını çözdüler. Onların üzerinde deneyler yaptılar. Balinalarda, fillerde, develerde yani böyle birçok mahlukatta efendim bunları zaten bu adamlar çoğusunu çözümlediler. Yani birçoğunun hangi herz aralığında iletişim sağladığını zaten biliyorlar. Onun için birçok maddenin yani mikrobun, canlının, amipin, virüsün hangi herz aralığında gönderirsek frekansları bunları aktifleştirebiliriz veya aktifleştirmeyeceğini mülahazasını bu adamlar çok rahat bir şekilde ne yapıyorlar? Bu süreler içerisinde bu 100 yıldır iyi kötü çözdüler.
Ondan dolayı işte diyoruz ki şu an ciddi manada o dönemlerden geçiyoruz. Nitekim geçen sene 5G uydularla, ki uydulara ihtiyaçları bile yok, uydular gönderdiler. Normalde o işte o uydularla çok rahat bir şekilde bunları ne yapabiliyorlar? Bu frekansları yayabiliyorlar. Kaldı ki sadece bu uydulara mecbur da değiller. Birçok böyle cep telefonu tarzı, bilgisayar tarzı, efendim radyasyon yayan, işte bu mavi ışığı yayabilecek olan bütün cihazlarla aslında bunları çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorlar? Yapabilirler. Bu adamlar bu süreçten sonrasında mesela baktığımız zaman çok rahat bir şekilde isteseler bölgesel olarak saldırılar da bu frekanslar aracılığıyla yapabilirler. Toplu ölümlere sebebiyet verebilirler. Nitekim herkes biliyor ki artık gün yüzüne çıktı çünkü bu bilgiler. Nüfusu indirme planları var bu adamların. Dünya nüfusunu. 1/3'e indirme planları var. Dünya nüfusunu 500 milyonlara, işte efendim 1 milyar civarına indirmeyi zaten yıllardır planlıyorlar. İşte bu frekanslarla, bu çözümledikleri ilim ve teknolojilerle maalesef bunlar şerre kullandıklarından dolayı toplu ölümler planlıyor olabilirler, yapabilirler, mümkündür. Eskiden halk arasında öyle muhabbetler vardı. İşte uçaklardan geçerken virüs atıyorlar falan diye böyle konuşurlardı. Artık adamlar virüs atmak için herhangi bir uçağa ihtiyaçları yok. Daha ötesi teknolojileri çünkü şu an geliştirmiş durumdalar. Çok rahat bir şekilde frekanslar olarak da bunu ne yapabiliyorlar? Yaygınlaştırabiliyorlar. Birine bulaştırmaları yeterli yani. O virüsü. Veya bulaştırmasalar bile boşlukta herhangi bir yere o virüsü bırakmaları yeterli. Onun yayılması bile o frekanslarla şu an çok rahat bir şekilde yapılabilecek teknolojilere sahipler. İnsanlık maalesef sistemli olarak tahrif ediliyor. Yıllardır bunları zaten peyderpey sohbetlerde dile getiriyoruz. Çünkü o bilgi ve donanım maalesef bu zamanda var artık. İşte bunlardan dolayı, yani bu gerçeklerden dolayıdır ki işte bizler yıllardır Siyonizm dediğimiz, ki Kur'an'ın Firavun, Nemrut gibi oluşumlarından bahsetmiş olduğu bu yapı 300 yıldır insanlığı bu şekilde sistem olarak zaten hem sömürüyor hem tahrif ediyor. Ondan dolayı işte bizler de bunlara ne diyoruz? Deccalizm sistemi diyoruz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in uyardığı sistem işte bu. Deccalizm. Dünya tarihinde gençler, böyle bir fitne hiçbir dönem, hiçbir peygamber döneminde dünya böyle bir fitneyi görmemiştir. Birçok peygamberler ümmetlerini deccalizmle ne yapmışlardır? Uyarmışlardır. Hakeza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de defaatle bu tehlikelerden ne yapmış? Bahsetmiş. Deccalizm fitnelerinin dehşetinden bahsetmiş. Onun için bu teknolojiler ve savaş stratejileri baktığımız zaman şu an şeytani oluşumlar sinsi bir şekilde yapıyorlar bunu. Eskiden savaşlar çoktu. Ama görünürde oluyordu, cephede oluyordu, göğüs göğüsü oluyordu. Bir şekilde efendim insanlar savaşıyorlardı. Şu an bakıyorsun, İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünya soğuk savaştan yavaş yavaş şimdi sıcak savaşa doğru gidiyor. Ama savaş teknolojileri tamamen ne olmuş? Şekil değiştirmeye başlamış günümüzde. Telepati dediğimiz psişik tarzda, efendim metafiziksel mesela anlamda saldırılar var. Fiziksel anlamda mesela teknolojiler üzerinden işte frekanslarla, 25 kare teknikleriyle, subliminal mesajlarla, efendim zihin kontrol yöntemleriyle vesaire birçok böyle savaş stratejileri
geliştirilmiş durumda. Bunlar zaten yıllardır da ne yapıyorlar? Uyguluyorlar. Bunların yaymış oldukları sinyaller, yaptıkları tarifatlar, bakıyoruz insanlarda mesela beyinlerinde hayat hücreleri dediğimiz hücreler, DMT dediğimiz mesela, efendim beyinde gri madde, beyaz madde dediklerimiz, mesela böyle maddeler vardır gençler. Çok ilginçtir. Bu cihazlar beyinde bu tarz hücrelerin, sıvıların kaybına sebebiyet veriyor, tahrif ediyor. Bu hayati sıvıları azaltıyor. Cep telefonları normalde hiçbir şey yapmasanız bile normal yaymış olduğu radyasyon buna sebebiyet verebiliyor yani. O bile sebebiyet verebiliyor. Özellikle yani frekanslar bir saldırı yapılmasına işin doğrusu gerek yok. Cep telefonuyla fazla konuşan insanlar mesela beyin hücrelerinde ölümler yaşıyorlar. Bu işte DMT dediğimiz veya işte gri, beyaz madde diye tanımlanan sıvılar, işte hayat sıvılar, yaşam sıvılar dediğimiz sıvılar, bunlarda ciddi manada azalmalar oluyor. Bu maddeler gençler, vücudun sinirsel bir nevi istihbarat, yani vücuttaki iletişimi de sağlayan ağlardır aynı zamanda. Onun için günümüzde uyuşukluklar, bakıyorum ben halkın arasında, özellikle gençliğin arasında artmış durumda. Öyle üzerimizde yorgunluk var ki üzerimde ne olduğunu da bilmiyorum. Tembellik hali, bir atalet, bir uyuşukluk var diyorlar mesela bize. Biz de diyoruz ki işte bakın bu teknolojilerle, radyasyon ya yani işte bu mavi ışık, mavi enerji dediğimiz radyasyonları, yani insan beynindeki işte bu hücreleri tahrif edici ışıkları yayan teknolojilerle fazla haşır neşir olmanızdan aslında bunlar kaynaklanıyor. Yani vücudunuz size bir yerde ne yapıyor? Sinyal veriyor yani. Demek istiyor ki bak senin hayati fonksiyonlarına sebebiyet verebilecek hayat sıvıların zarar görüyor. Vücut bir şekilde sana bunu anlatmaya çalışıyor aslında. Kalk diyor yani. Tedbirini al. Aklını başına topla. Bu tarz şeylerden uzak dur. En azından bilinçli kullan. Gibi sinyaller veriyor diyoruz işte. Sadece telefonlardan bile yayılmıyor maalesef bu radyasyonlar. Doğal mavi ışıklar da vardır gençler. Gökyüzünde mesela mavi ışıklar var. Gökyüzü mavi gözüküyor. Malum gündüzlere baktığınız zaman. Aynı onun gibi düşünün. Böyle doğal olan, doğada var olan mavi ışıklar aslında insana normalde fayda verir. Ama işte doğal olmayan mavi ışıklar maalesef radyasyon içerikli olduğundan dolayı bunlar şu anki birçok teknolojik ürünlerle ne yapılıyor? Üretiliyor ve bunların yaymış oldukları bu ışıklar efendim insan beynine ister istemez ki birçok insanın birçok yönüne yani zararlar ve zararlar veriyor. Üstüne üstlük birçok hastalığı tetikliyor yani. Çıkmasını sağlıyor. Yani bunların aslında aynı zamanda beyinler uyuşturuluyor bir nevi. Hipotek altına alınıyor. Beyinler kontrol altında tutuluyor. Hani yıllarca görmüştürsünüz televizyonlarda, oyunlarda vesaire zombi tarzı şeyler. Ne ölü ne canlı. Ne insan ne hayvan diyebileceğimiz tarzda yarı canlı yarı ölü insanlar, sıkıntılı insanlar, işte zombi. İnsanlığı bu hale getirmeye çalışıyorlar bir nevi. Beyinlerine etki ederekten. Nitekim baktığımız zaman genel manada da insanlara ki özellikle Müslümanlara şahsen ben gerçekten çok üzülüyorum. Beyinleri hakikaten uyuşmuş çoğunun. Monoton bir hayatları var. Bir emel ve arzuları yok, idealleri yok, din şuurları yok. Hak batıl bilinci ciddi manada daha tam gelişmemiş. O bilinç ve şuur gelişmemiş. Maalesef. Atıl bir şekilde ataletle koşturuyor insanlar. Günlük hayatlarına devam ediyorlar.
çoğusunun zaten bu tarz oyunlardan, küresel güçlerin bu tarz insanlara yaptıkları tahrifat planlarından haberleri bile yok. Onun için durum ciddi gençler. Ondan dolayı işte günümüzün ilmi, fenni ilimlerinde işte bu teknolojiler, onlar neyi kullanıyorlarsa, sizin düşmanınız diye tanımladığınız veya onların sizi düşman olarak görüyorlar sonuçta. Onların kullandıkları teknolojilerin, ilimlerin aynısını öğrenmek ve geliştirmek zorundasınız. Sizler bunları öğreneceksiniz, hayra kullanacaksınız. Adamlar bak, cep telefonlarının sinyalleriyle insanları öldürmeyi planlıyorlarsa, sen ne yapacaksın bir Müslüman genç olarak? Cep telefonlarının sinyallerini zararsız hale getirecek teknolojileri geliştireceksin. Veya onu durduracak teknolojileri geliştireceksin. Bunun için ilk önce de tabii ne yapacaksınız? Cep telefonu, donanımı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için yazılım öğrenmeniz gerekiyor. Algoritma öğrenmeniz lazım. Matematik, fen, geometri, kimya, biyoloji, yani bütün bu maddi ilimleri öğrenmeniz gerekiyor, okumanız gerekiyor. İşte bu sebepten dolayıdır da diyoruz ki bizler bu zamanda maddi ilimleri Müslümanların hayrına kullanma niyetiyle gaye edinip de okumak Müslüman gençliğine şu an vaciptir. Mecbur dursunuz bu ilimleri okumaya. Geçen hatırlıyorsanız burada yine bu frekanslardan bahsetmiştim. Ne demiştim? Demiştim ki dua edin ki sizin devletiniz birçok şeyleri gerçekten hesap ediyor. Mesela televizyonlarda falan görmüştürsünüz, haberlerde görmüştürsünüz. Koral denilen, değil mi? Bak, savaş için icat edilen o sinyal bozucu, sinyal karıştırıcı diye bildiğiniz şey. İşte bak, bu tarz saldırıların frekanslarını dahi karıştırabiliyor. Bu çok müthiş bir şey gençler. Bu gerçekten çok büyük bir hizmet. Düşmanın işte silahıyla silahlanıyorsun bak. Efendimizin bu tavsiyesini yerine getiriyorsun. İlmiyle ilimleniyorsun, fenniyle fenleniyorsun. Bu bir karşı atak işte. Bu bir savaş. O adamlar bak, o frekanslarla ne yapıyor? Belki seni öldürmeyi planlıyorlar. Sen bir cihaz geliştiriyorsun. Onun yayılmış olduğu frekansı sen buradan göndereceğin frekanslarla ne yapıyorsun? Bertaraf ediyorsun. Al sana mücahitlik işte. İcat et. İşte bu Allah rızası için, dini mübinin izzetlenmesi için, Müslümanlara, ki hususen bütün insanlığa fayda vermesi için bu tarz şeyleri geliştirmeniz, sizin bunları geliştirmek için çabalamanız işte bir nevi nedir? Cihattır hükmen. Aynı ecri alırsınız. Eskideki gibi biliyorsunuz göğüs göğüse malum savaşlar bitti. Savaş stratejileri çoktan değişti zamanımızda. Düşmanlarınız artık hain olmuş, kalleş olmuş, namert olmuş gençler. Adamlar sinsi sinsi planlar yapıyorlar bakın. Sen evinde otururken, haber seyrederken bak, senin beynini tahrifata uğratabiliyor adam. Sen farkına bile varmıyorsun. Bu kadar sinsileşmiş düşmanlarınız. Onun için ne yapacaksınız? Ne yapmanız lazım? Onların ilimlerini öğrenmeniz lazım. Onların yaptıklarının tam tersini yapacaksınız. Hayra kullanacak cihazları geliştireceksiniz. Teknolojileri geliştireceksiniz. Mevzu bu kadar basit aslında. Ama tabii zor olmakla beraber basit diyoruz. Ne bileyim, Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'e, hususen toplumumuza, Müslümanlara idrak versin. Ne diyeyim? Şuur versin. Bu arada bir şey daha belirteyim. Geçen seneki yaptığım o sohbetlerde bu mavi ışık işte yayıyor, cihazlar, 5G teknolojiler, işte uydular bunların yayılmasını sağlıyor falan dediğimiz o sohbetlerde de hatırlarsanız bazı tavsiyelerde bulunmuştum. Şunu unutmayın gençler. Enerji alem, evrende müthiş bir enerji vardır. Evren aslında baktığınız zaman enerji alemdir, madde bir enerjidir. Her şeyde, her şeyin bir enerjisi vardır. Enerji, her şeyin enerjisi olduğu gibi işte her şeyin de neyi var? Bir rengi var, yaymış olduğu bir frekans var. Ondan dolayı işte ibadetlerinizin,
ayet ve surelerin de Kur'an-ı Kerim'in hakeza ayetlerinin, surelerinin, esma-i ilahilerin mesela zikirlerin bunların bile yaymış olduğu kendine özgü enerjiler ve renkler vardır gençler. Şimdi mavi ışık falan zarar veren radyasyonlardan bahsettiğim için bunu söylüyorum. Bu da son olarak tavsiyem olsun diye söylüyorum. Bu tarz mavi ışıklar işte daha zararsız hale getirecek olan enerjiler bizler baktığımız zaman mor ve beyaz ışık yayan enerjilerdir. Bunlar da işte Kur'an-ı Azimüşşan'da daha evvelki sohbetlerde hatırlarsanız bunlara da değinmiştim. Mor enerji, beyaz enerji dediğimiz enerjiler okunduğu zaman yayan efendim sureler var. Öyle hususi sureler vardır. Mesela Ayet-el Kürsi, Mülk Suresi, Müminun Suresi, efendim Tekvir Suresi, Haşr Suresi, mesela işte Hadid Suresi, Keyf Suresi, efendim İhlas, işte Felak, Nas gibi efendim sureler okunduğunda hikmetüyle bu tarz enerjiler ne yapıyor? Yayılmaya başlıyor. İnsanın aura yapısında bunlar oluşmaya başlıyor. İşte bu aura yapınızdaki bu enerji oluştuğunda işte dışarıdan gelen radyasyon tarzı, X-ray ışını tarzı, olumsuz yani bir nevi ışıklara, efendim enerjilere de ne yapmış oluyorsunuz? Kendinizi bir nevi kalkan gibi muhafaza altına almış olursunuz. Bunlar da duasal anlamdaki tedbirlerdir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i mümkün mertebe günlük okumaya çalışın. Kur'an'ın birçok sureleri bu tarz enerjiler, farklı farklı yani renklerde enerjiler yaymakla beraber dediğim gibi işte bu yüksek oranda özellikle bu mavi ışıktan bahsettiğim için söylüyorum. Bu mavi ışığı mesela daha bertaraf hale getirebilecek o enerjiler de işte mor ve beyaz olan ışıklardır ki işte bu saymış olduğum mesela surelerde okunduğunda daha fazla bunlar yayılıyor. Bunların daha fazla koruyucu özelliği vardır. Mesela hakeza tevhid zikirleri. Ondan dolayı tavsiyelerde bulunuyoruz. Devamlı ki zikirlerinizi mümkünse çoğaltın, artırın eğer zikir ehliyseniz. Özellikle tevhid zikirlerini efendim yapanlar tevhid zikirlerini mümkün mertebe çok okumaya gayret göstersinler. Çünkü tevhid zikirlerinin en büyük özelliklerinden birisi budur. Tevhid zikri sadece mavi vesaire ışıklara değil, bütün enerjilere karşı etkili bir enerji aura yayar. Böyle ilginç bir hikmeti vardır. Frekansı yüksektir yani. Müthiş bir enerjisi vardır. Ondan dolayı birçok enerjilere baskınlığı vardır. Tevhidin, tevhid ehli insanların. Ondan dolayı işte salih zatlar, veli diye nitelendirdiğiniz bakın zatlar, kamil diye nitelendirdiğiniz zatlar, Kur'an'da mesela övülmüştür. Şeytanların bile bu insanlara bakın bir sızması, sirayeti ayetlerle sabittir ki söz konusu değildir. Buna baktığımız zaman sebeplerini işte meşru oldukları kemalat, o kemalatı kazanırken yaptıkları ibadet ve taatlerin payı elbette ki çok yüksektir, vardır. Bunların başında da illaki tevhid zikri gelmektedir. Ondan dolayı işte bizler tavsiye ediyoruz. Özellikle bu zamanlarda ibadete, taate, Kur'an okumalarına, Kur'an herhangi bir efendim yerini okumalarına ki hususen işte bu söylemiş olduğum mesela mor ve beyaz ışığı, enerji yayan efendim surelere daha çok okumalara zaman ayırsınlar insanlar. Bunlarla meşgul olsunlar ki kendilerini ne yapsınlar? Korusunlar. Aynı şekilde hakeza helalinden yesinler, helalinden içsinler. Bunlara dikkat edilsin. Dikkat edilmesi gereken şeyler çünkü bunlar. Haramlardan şiddetle kaçınması gerekir Müslümanın. Helallere sımsıkı sarılması lazım. Nitekim bunları da yıllardır anlatıyoruz. GDO ürünlerin, GMO tarzı ürünlerin yaptıkları zararlardan, tahrifatlardan bahsediyoruz. Onun için diyoruz ki doğal tüketin. Doğala yönelin. Mümkün mertebe sentetik efendim ürünlerden uzak durmaya çalışın. Gıdalardan uzak durmaya çalışın. Çünkü bunların her birisinde işte bu tarz etken maddeler, olumsuz
etken maddeler var. Hem insan vücudunu hastalıklar tetikleyici özelliği taşıyan, hem de işte bu tarz teknolojik saldırılarda efendim o teknolojik frekanslara yardımcı olacak maddeleri, çünkü sizler o gıdalarla bir şekilde ne yapıyorsunuz? Vücudunuza giriyor, tetikliyor. Daha fazla etkilenmiş oluyorsunuz bundan dolayı. Onun için işte bu tarz şeylere inşallah elinizden geldiği kadar gayret gösterin. Dikkat edin. Allah-u Teala fitne-i ahir zamanda bütün Müslüman kardeşlerimizi ahir zamanın tüm fitnelerinden, ki hususen Mesih-i Deccal ve Deccalizm fitnelerinden mahfuz eylesin. Allah-u Teala Müslümanlara bu fitneye karşı bilinç versin, şuur versin, idrak versin. Bu oyunları algılamayı nasip etsin Müslümanlara. Allah-u Teala İslam'ın ahlakını, Kur'an'ın nurunu, Kur'an'ın ahlakını acilen yeryüzüne hakim kılsın inşallah Teala.